Sonrasında burada hafızlık yaptım babamda Babanızda da. mı yaptınız hafızlığı? Evet, babamda yaptım. Peki zor Babamda. olmuyor mu baba ve aynı zamanda hoca? Şöyle zor oluyor tabii ama çok talebe vardı. Yüzün üzerinde talebe vardı. Bugünkü gibi imkanlar yoktu. Birkaç tane sınıfta öğrenci var. Hoca onları bir şekilde tedip edecek. Yani 12 yaşındasın. Sözden çok fazla anlamıyorsun. Beklerdik ki bir cenaze olsa, babam gitse, biz de kalsak, denize gitsek, sağa sola gitsek diye sabah bakardık. Yeni kıyafetler varsa üzerinde, bugün bir yere gidecektir diye. Öğleye doğru bir araba gelir alırdı. Böyle yaşlılar vasiyet ederler işte. Cenazemi falan hoca efendi kıldırsın diye. Yeni mes lastikleri giydiyse, yeni kıyafet varsa üzerinde dersimizi biraz geciktirirdik. O gitsin de işte üst talebelerden biri kalsın, onu okuyalım diye. Yani hafızlığımın yarısını orada bir ağabeyim vardı, onda yaptım. Tabii sağa sola kaçardık, giderdik, gelirdik. Derslerimizin zayıf olduğu olurdu. Hafızlığımın yarısından sonra babam beni aldı. Onda bitirdim. 3,5 ayda yarısını bitirdim. Ama yarısını bir senede yaptım. Yani o dayak doğru değil tabii. Vurmamak lazım çocuklara. Ama o zaman Kur'an kurslarında durum farklıydı. Fakat o dayağın demeyeyim de hocanın tesirinin talebi üzerine farklı bir etkisi oluyor. 3,5 aylık bir zamanda hafızlığın yarısını bitirmiş oldum. Tabii zorlukları vardı ama elhamdülillah çok büyük bir devlet olduğunu, hafızlığın nimet olduğunu şimdi daha iyi anlıyorum, daha iyi idrak ediyorum. Küçük yaştaki kardeşlerime buradan acizane diyorum ki zor olacak gece kalkmak, okumak, mutalaa etmek. Yarın hoca olurlarsa, eğer o hafızlığı böyle medreseden, imam hatipten ilahiyata götürürler, oradan devam ederlerse çok büyük bir nimet olduğunu görecekler. Tabii hafızın gecesiyle gündüzü birbirine karışıyor hocam. Doğru. O zaman babam teheccüd vakti kalkardı. Kış tabii soba var. Soba kışın bir kış hafızlığı yapmıştım ben. Kalkardı. Elektrikler genelde kesik olur. Lambayı yakar. Orada kendi evradıyla meşgul olurken dersimi okurdum o. Okuyamazsam kalırdı o. Sonra 10'lara, 11'lere kadar çıkardık. Öğrenciler kapının önünde beklerlerdi. Gidene kadar birkaç tane dinlerdi. Yani 20 sayfayla gidiyorsa ya da hafızlığı bitirdiyse yoldan birkaç tane öğrenciyi dinler. O halde giderdik. Namazdan önce başlardı dersler. Şimdi tabii okul gibi oldu Kur'an kursları. 8'de başlıyor. O zaman öyle değildi. Birçok yer sabah namazı başlardı. Namazdan önce başlardı. Aslında hayat Müslümanın hayatı sabah namazıyla başlıyor. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ya, kim sabah camiye giderse iman sancağıyla gider. Ama kim sabah namaza gitmeden çarşıya giderse o da iblisin sancağıyla gider. Yani önce camiye gitmeli, saf olmalı, müminlerle omuz omuza durmalı, hayat oradan başlamalı. Medreselerde, Kur'an kurslarında da hayat böyleydi. Sabah işte o vakitlerde, fecirde, ezanda, belki ezandan önce başlardı. Öyle elhamdülillah hafızlığı bitirmiş olduk.